Haber 61 TV ekranlarından Şifa Olsun programından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Özel İmperyal Hastanesi'ndeki program serilerimize devam ediyoruz. Bugün ise kanser tedavileri, teşhisleri ve endoskopi alanındaki yeni gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız program içerisinde. Bugün çok değerli hekimimiz, operatör doktor Orhan Şahin bizlerle birlikte olacak. Biz soracağız, kendisi cevaplayacak. Çok keyifli bir program sizleri bekliyor olacak. Hocam öncelikle bizi kırmadınız. Çok çok teşekkür edelim. Siz de tekrar hoş geldiniz. Teşekkür edelim. Yeni bir alan endoskopi. Çok farklı bir bilimle de beraber yine hastalarınıza hizmet veriyorsunuz. Bu alanda çok önemli bir dal aslında endoskopi. Tanı ve teşhis açısından. Önce burayla başlamak isterim. Hasta size müracaat ettiğinde ilk tetkik, ilk muayenede, ilk bulgularda nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi öncelikle yeni ünitemiz hastanemize hayırlı olsun diyerek başlayayım ben. Endoskopik işlemler yıllar yılı var. Yeni bir işlem değil aslında. Gastroenteroloji ve genel cerrahinin sürekli yaptığı işlemler. Bunlar bizim minimal invaziv dediğimiz, yani hastayı tam olarak rahatsız etmeyen ve tanıya öncelikle yardımcı olan işlemler bunlar. Hastalar, bu tür hastalar genelde mide ve bağırsak şikayetleriyle bize ya da gastroenteroloji bölümüne başvurur ya da dahiliye bölümü tarafından yapılan taramalarda var olan kansızlık olur, başka bir şikayet olur, onların yönlendirmeleriyle gelir. Burada gerekli tetkiklerle tanı konulamayan hastalarda alternatif tanı yöntemlerinden biridir. İşte gastroskopi, kolonoskopi, artık sadece tanıda değil, tedavide de yeri var. Tanısal olarak midede reflüden, ülserden, gastritten, mide fıtığından tutun, bağırsakta kanserden, polipten, spastik kolondan ya da çalışma bozukluklarına kadar birçok işlemde tanısal ve hatta birçoğunda tedavi amacıyla kullanılmakta bunlar. Hocam tabii kanser en büyük çağımızın vebası. Bütün evet. Çözümü tam kesin çözümü bulunamamış ve en çok insanların haliyle tedirgin olduğu hastalık biçimlerinden bir sağlık problemi. Bununla ilgili tedavi yönteminde ne gibi aşamalar, ne gibi süreçler yaşıyor hastalar? Şimdi kanser dünyada çok yaygın. Özellikle mide, yemek borusu ve bağırsak kanserleri beslenmeden tutun, genetik yatkınlığa kadar, yaşam tarzına kadar birçok etken bu kanserleri tetikliyor. Bunlar da bizler genelde millet olarak şikayetimiz oldukça bu tür şeylerde doktora gideriz ama mesela Japonya gibi ülkelerde bunlar rutinde tarama amaçlı kullanılıyor. Onlarda belli taramaları yaptırmak zorundasınız. Çünkü onların geleneksel kültüründe mide kanseri çok fazla görüldüğü için beslenme alışkanlıklarından kaynaklı Japonya'da birçok kesimde bu tarama amaçlı yapılır. Yılda bir, 6 ayda bir, 2 yılda bir. Ama şeklinde. Zorunlu olarak. Zorunlu olarak bunu teşvik ederler ve onlar kanseri çok erken yakalarlar bize göre ve kanserde yaşam standartları bize göre dünyada daha doğrusu daha fazla. Burada da kanserde amaç olabildiğince erken yakalamak. Ne kadar erken yakalarsanız tedavi şekliniz, yaşam şekliniz, yaşamı uzatma şekliniz çok değişiyor. Artık kanser ameliyatları özellikle birinci evre kanserlerde, bağırsakta ve midede endoskopik olarak yapılıyor. Yani ameliyat da değil. Hastalar için, bizim ülkemiz için yeni yaklaşımlardan birisi. Endoskopik mukozal rezeksiyon deniyoruz. Dünyada var ama bizde de yapan hekimler var. Güzel bir yöntem, bir ameliyat değil. Hastaya endoskopi yapar gibi uyutuyorsunuz, tümörü saptıyorsunuz ve endoskopik olarak kazıyıp çıkarıyorsunuz. Evresi birinci evre olduğunda da bu hastalarda ekstra bir tedavi ya da onkolojik bir tedavi gerekmiyor. Sadece takip alıyorsunuz. Bu anlamda da bu yaklaşımlar inşallah bizim hastanemizde de yapmayı planladığımız şeyler güzel olacak diye düşünüyorum. Hocam hangi sıklıkla, hangi grup ağırlıklı olarak hasta noktasında size işte bağırsaktan kolonoskopiye kadar her evreyi aslında saydınız. Karadeniz'e ve Trabzon'a indirgediğimizde bu sayıyı ağırlıklı olarak hangi hasta portföyü size daha fazla başvuruda bulunuyor? Şimdi şöyle, bağırsak problemleri daha fazla. En büyük şikayetlerden biri de kabızlık. Kabızlık genelde kronik
bir kabızlıktır ama 50 yaş üzerinde artık dünyada kabul edilen şey 50 yaşın üzerinde herkesin bir kere olsun hayatında endoskopi, kolonoskopi yaptırması öneriliyor. Eğer birinci derece yakınlarında bir hikaye varsa, kanser hikayesi, mide bağırsak yönünden bu daha erken yaşlara iniyor. 30 yaşına, 20'li yaşlara kadar indirgediğimiz şeyler var ama takip aralıkları 5 yılda bir yapılıyor. 50 yaşından sonra 3 yıla bir düşürüyoruz. Şikayetlerine göre değişiyor ama rutinde artık bunu takibe oturtmak gerekiyor. Bazen hastalar tabii bu tür işlemlerden, özellikle kolonoskopik işlemlerden irite oluyorlar ama endoskopik işlemler artık anestezi eşliğinde de yapılabildiği için hasta konforunu bozmayan işlemler, günübirlik işlemler ve ciddi anlamda bizim elimizi kolumuzu rahatlatan işlemler. Özellikle takipteki hastalarda tanı aşamasında çok fayda sağlıyor bize. Hocam endoskopi için gelen hastalar hangi evrelerden geçiyor? Size başvurdu, endoskopik işlem yaptıracak. Şimdi şöyle, hasta geliyor mesela. Diyor ki benim ağzıma acı su geliyor ya da midem ağrıyor ya da işte mide kramplarım oluyor. Son 3 aydır var diyor. Hastada biz doğrudan her gelen hastaya endoskopi önermiyoruz. Yani bariz bir kansızlığı varsa ya da şikayetleri dramatik bir hastaysa bunlar da öncelikle medikal tedavi gördüyse mesela medikal tedaviye rağmen yani ilaç tedavisine rağmen rahatlama yoksa biz bu hastalara doğrudan endoskopi, gastroskopi öneriyoruz. Ama hiçbir tedavisi yok. İlk defa böyle bir şikayet olmuş. Gel hemen endoskopi yapalım. Bu yaklaşım doğru değil. Tabii hastanın kliniğine göre şikayetler değişiyor ama ben genelde hastanın yaşına göre, genel durumuna göre atıyorum 40 yaşının altındaysa veya daha genç hastaysa stresli bir süreçten geçiyorsa biz strese bağlı reflü ya da gastrit düşündüğümüz için medikal tedavi ve bir diyet düzenleyerek biraz beklemeyi tercih ediyoruz. Ama hasta 50 yaşın üstünde uzun zamandır var atıyorum. Uzun zamandan kastımız 6 ay. Arada bir mide koruyucular kullanmış. Artık hiçbir şekilde rahatlama saptanmamış hastada. Aile öyküsü olsun olmasın. Sigara, alkol öyküsü var. Aşırı kahve tüketimi var. Ya da düzensiz beslenme var. Çok fazla stres faktörü var. Yani kanser sebebi olacak faktörler de hayatının içinde varsa bunlar da mutlaka endoskopi yapmakta. Kolonoskopi için de şikayetler hastanın bağırsak alışkanlığının değişmesi. Hasta diyor ki mesela ben düzenli tuvalete çıkarken 3 aydır bu düzen bozuldu. Bazen ishal oluyorum, bazen kabız oluyorum, bazen 4-5 gün çıkamıyorum veya kanama görüyorum. İşte burada şu söylenir, 50 yaşının üzerinde herhangi bir sebeple, hemoroid olsun başka bir sebep olsun, makattan kanama şikayeti varsa kolonoskopi mutlaka önerilir. Çünkü yaş faktörü ve yaşam faktörü kanseri bize düşündürür. Artık kanser 50 yaş üstü, 50 yaş altı hastalığı gibi bir ayrım maalesef günümüzde yok. Çünkü stres faktörü ve yaşam şekli değiştiği için hastanın klinik gidişatına göre ya da bize muayene bulgularına göre biz artık bunu yönlendiriyoruz. Ve bu bir ultrason gibi, bir tomografi gibi tanının bir parçası olduğu için de biz biraz daha ona sığınmak istiyoruz. Çünkü görsel bir tanı bu. Yani birebir görerek tanı koyuyorsunuz ve en azından kısa süren bir işlemde olduğu için bir şeyi atlamamak adına elimize bir koz geçmiş olur. Evet bu hastada şu yoktur diyebiliyoruz yani o anlamda iyi olur. Evet. Hocam hasta geldi. İlk aşamada endoskopiye girmeden önce nasıl hazırlanıyor? Nasıl hazırlanıyor? Şimdi gastroskopi dediğimiz üst endoskopilerde, mide endoskopilerinde aç olması yeterli bizim için. Ekstra bir hazırlık gerekmiyor. Hasta geliyor, aç. Alıyoruz endoskopi ünitesine, hazırlığını yatırıyoruz. Anestezi ekibi geliyor, uyutup işlemini yapıyoruz. Kolonoskopi işlemlerinde ise hastanın şikayetine göre, kanama şikayeti varsa çoğunlukla bir günlük hazırlık yetiyor. Ama kronik kabızlık yani 2-3 gündür, bir haftadır çıkmayan hastalarda genelde ortalama 48 saatlik bir bağırsak temizliği hazırlığı var. Hastanın diyetini ve ilaçlarını ayarlıyoruz. O evde temizliğini yapıyor, geliyor. Aç karnına sabahtan alıp işlemini hallediyoruz. Yaşlı hastalarda yatalak ya da çok ağır yaşlı hastalarda hastaneye yatarak hazırlık öneriyoruz. Çünkü ishal olduğu zaman evde çok aşırı sıvı kaybından tansiyon dengesizliği olabiliyor. Yaşlıları biz hastaneye yatırıp
gözümüzün önünde, yani hastane şartlarında bağırsak temizliğini yapıyoruz, işlemini yapıyoruz. Ona göre tanısını, tedavisini uygulayıp taburcu ediyoruz. Hocam endoskopi ve kolonoskopi sıklığı Trabzon'da yaşamadı. Yaygın, bayağı yaygın. Hastaları bu uzun süredir yapıldığı için ve birçok hastanede bunlar yapıldığı için hastalar daha bilinçliler bu konuda. Trabzon son dönemde sağlık turizmi olarak da dışarıdan hasta aldığı için işlem bazında baktığınızda yaygın. Bizim ve gastroenterolojinin şu hastanede bile işlemleri çok yoğun. Artı mide balonu, mide botoksu dediğimiz zayıflama yöntemlerini de biz endoskopik olarak yaptığımız için o anlamda da hastalarımız var. O yüzden şu an bayağı yoğun. Hocam botoks dediniz, botoks konusuna da gireceğim tabii ki haliyle endoskopiden kısmi olarak biraz çıkacak olursak genelde yabancı turistlerin daha doğrusu sağlık turizmi noktasında çok fazla yaptırdıkları hatta geçen sohbet ortamında da sizinle birlikte konuşmuştuk. En fazla onlar tercih ediyorlar. Yani Türkiye ortalamasının çok daha üstündeler. Ne sıklıkla hangi işlemi yaptırmak için geliyorlar genelde? Şimdi şöyle. Bizim en çok talep gördüğümüz hasta grubu Gürcüler ve Araplar. Trabzon için söyleyeyim. Türk hastalar da var ama onlar ama şöyle onların aslında işlem aralıkları daha çok kiloları ameliyata uygun. Mide küçültme ameliyatına uygun ama ameliyat deyince insanlar bir irite oluyorlar. Hocam ben önce bu alternatif yöntemleri bir denemek istiyorum. Mide balonudur, mide botoksudur. Endoskopik bir işlem olduğu için. Mide botoksunu da balona göre daha çok tercih ediyorlar. İyi tarafı şu, mide botoksunda da balonunda da hasta diyet yapmak zorunda. Özellikle Gürcü hastalarımız diyet konusunda çok şeyler, uyumlular. Yani çok ciddi kiloları var ama botoksu yaptıktan sonra diyetlerine birebir uydukları için bizim standart beklediğimiz kilo verme aralığından daha fazla kilo veriyorlar. Yani ortalama 10-15 kilo veren hastalarımız, onlar için söylüyorum, 20 kilo, 25 kilo hatta 30 kilo verenleri var. Ve 6-7 ay sonra ikinci dozunu yaptırmak için gelenleri de var. O anlamda onlar daha çok tercih ediyorlar ve birbirlerini bu anlamda etkiliyorlar. Hani bizim reklamımızı daha çok yapıyorlar diyeyim. Bu yaşar kilo aralıkları uymuyor ama hasta tercih ediyor. Biz de değerlendiriyoruz. Eğer mide problemi yoksa, indikasyonları uygunsa bunları yapıyoruz işlem olarak. Şu an için gidişat yoğun. Onlar çok tercih ediyor. Ayda ortalama 10 ila 15 arasında işlem yaptığımız hastalar oluyor. Mide botoksu ve balonu yönünden toplam baktığımızda. Tekrar endoskopiye döneceğim hocam. Yani bu noktada az önce de ifade ettiniz. Özellikle kronik aileden gelme semptomlar veya düzensiz beslenme, düzensiz kafeinin yüksek oranda alınması. Türkiye'de bu düzene uymak gerçekten bu manada zor. İnsanların stresli bir ortam içerisinde çalıştıklarını, düzenli beslenme alışkanlıkları olmadığını da görüyoruz. Bu noktada alternatif olarak yapılması gereken işlemler neler olabilir? Ya şimdi şöyle, hastaların bir kere bizde tedavi uyumu diye bir şey çok zor. Yani insanlar hekime ve eczaneye, ilaca rahat ulaşabildikleri için bizde bunu kolayca değerlendirmeyi daha çok ilaç yönünde yani mide şikayetim var, gideyim bir çiğneme tablet alayım, işte preparat alayım, mide koruyucu preparat denerler. Ama hep sıkıntı şu, ilaca başlar, rahatlayınca bırakırlar. Bizde tedavi devamı yok. Bu tür şeylerde de mide bağırsak sistemi öyle çalışmaz. Bunlar metabolik ve hormonal sistemler olduğu için tedavide ilk rahatlama olur. Ama asıl tablo düzelmez. Ülser, reflü böyle bir iki ilaç kullanmakla düzelmez. Burada biraz şey yapmak gerekiyor. Hastayı teşvik etmek gerekiyor ama bu hekim kontrolünde yapılması lazım. Sonuçta hiçbir şey masum değildir. İlaçlar da masum değil. Yani mide koruyucular da öyle. Al bunu kullan. Şikayetin oldukça yazdır kullan. Öyle bir ben onu şey soracağım şimdi hocam. Yani mide koruyucuyu sadece böyle düzenli olarak bazen hekim tavsiyesiyle bazen hekim tavsiyesinin dışında kullananlar da var. Mide asidinin normalinde bu noktada vücuda çok fazla faydasının olduğu yerler var. Mide koruyucuyla beraber vücuda zarar verdiği yönleri de var. Aynen. Yanlış mı ifade ettim? Aynen öyle. Olur? Aynen. Ya her şey kıvamında ve dozunda kullanmak lazım. Nasıl bir antibiyotiğin sonuçta preparatlarda 5 günlük, 7 günlük, 10 günlük dozları var.
Gerektiğinde hekim kontrolünde bu doz uzaltılıyor 15 güne, 21 güne. Aynı mide koruyucular da öyle. Uzun süre mide asitini baskılamak da çok mantıklı değil. Yani 3 ay tedavi, 4 ay tedavi, 5 ay tedavi verdiğimiz hastalar yok mu? Var. Ama onun da belli düzenlerde ayarlanması gerekiyor. Tek başına tedaviler yetmiyor. Bizde mesela en büyük sıkıntı diyet. Diyete broşürlerimiz var mesela. Mutlaka reflü ya da gastrit tedavisi verirken yanında diyet broşürleri de veriyoruz. Olabildiğince uyun diyoruz. İnsanlarda bu tür uyumlar az olduğu için tedavilerde sadece günü kurtarmak, dönemi kurtarmak, işte şikayetler alevlendiğinde ilaç kullanıp tabloyu düzeltmeye gidiyorlar ama bunlarda birçok şey gözden kaçıyor. Bu şekilde durumu olan hastalarda ben mutlaka endoskopi öneriyorum. Neden? Hasta diyor ki 5 yıldır var ben diyor işte 6 ayda bir 3-5 gün ilaç kullanırım. Ben kendimi biliyorum, rahatlarım diyorlar. Ama mesleki tecrübemde şunu da gördüm ki kronik hastalıklarda belli bir yerden sonra vücut kronik hastalığa adapte oluyor. Yani hastanın bize geliş şikayeti kilo kaybı. 6 aydır kilo kaybederim diyor. Bu hasta mide kanseri. Ama mideden yana hiçbir şikayet yok baktığınızda. Oysa ki kanser onu içten içe eritiyor yani. Niye? Bir kanserin oluşum mekanizmasına baktığınızda 3-5 günde de oluşmaz. Belki 1 yıl, belki 5 yılda oluşur. O yüzden de bu hasta gözden kaçmış. Hep kendi kendine eczane üzerinden, ilaç üzerinden durumu hep ötelemiş, baskılamış, kamufle etmiş. Ama ne zaman ki artık kontrol edemeyeceği bir şikayet, kilo kaybı, sebepsiz kilo kaybı, iştahsızlık görünce hekime geliyor. Artık bir araştır diyor. Ama işte o zaman da hekimin eli kolu maalesef. İşte bu noktada hocam şunu da soracağım. Tabii sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki özellikle diyet konusunda sanki her vücudun her diyeti kabul edeceği noktasında da genel bir kanı oluşmuş vaziyette. Bu noktada hekime başvurmak, kendi vücudunu tanımak, bu noktada hekimin tavsiyesine uymak daha sağlıklı daha bir yöntemi değil. Aynen öyle. Ya diyetlerde de günümüzde şu belki güzel bir şey. İnsanların kilosuz olmak ya da ideal kilolarda olmasını anlamda bilinçlenmesi güzel bir şey ama buna giden yolları araştırırken yaşadığı kirlilik kötü bir şey. Yani bir diyetisyen bulmak, bir diyetisyenle zayıflamak doğru bir şey değil tek başına. Bilinçli diyetisyenler zaten hastaları ya da danışanlarını önce bir hekime yollarlar. Hekim onun genel vücut metabolizmasını tarar. Çünkü öyle hastalar var ki diyete rağmen kilo veremiyor. Baktığınızda altından insülin direnci, diyabet ya da başka bir şey çıkıyor. Böbrek üstü bezi rahatsızlığı çıkıyor. Tiroid rahatsızlığı çıkıyor mesela. Hastalar bu anlamda hekim kontrolü olmadan bu yollara başvurdukları için sonuç alamıyorlar. Ve çabucak pes ediyorlar. İstedikleri sonucu ulaşamadıklarında da pes ediyorlar. Oysa ki bilinçli diyetisyenler bu güzergahtan ilerlediği zaman hastalarına daha verimli oluyor. Ve sağlıklı, bilinçli diyetlerle artık günümüzde ilerlemek lazım. Gerçekten de kilosuz olmak anlamında insanların bilinçlenmesi güzel bir şey. Ben her zaman şunu söylerim. Bazen geliyor mesela insanlar, hocam ya bu kızım diyor çok zayıf, hiç yemiyor, içmiyor, baksana çöp gibi bilmem. Ya diyorum bırakın zayıflıktan zarar gelmez. Bir şekilde kilo alacak zaten o. Ne kadar böyle kalırsa diyorum o kadar gelir. Nasıl ama diyor çok zayıf. Dedim olsun. Sen kimi zayıflamak için geliyor, aynen, kimi çıkıyor. Sen diyorum nasıldın o yaşlardayken? Tamam ben de böyleydim de diyor insan kendi çocuğuna kıyamıyor. Bırak diyorum kalsın. 30'lu yaşlardan sonra zaten alacak. Belki de vermeye uğraşacak o zaman. Ne kadar zayıf giderse diyorum, hücrelerin ne kadar kilosuz tutarsa o kadar iyi. O anlamda da zaten uğraştığımız şeyler var. İşte genel anlamda kilo vermek lazım. Ben zayıflıktan zarar göreni görmedim. Özellikle sigara, alkol gibi, madde bağımlılığı gibi kötü bir alışkanlığı yoksa zayıf olanlarda hiçbir şey olmaz. Ama kilolular mutlaka eklem probleminden tutun, kalp problemine kadar, diyabete kadar, genel organ yetmezliğine kadar her türlü sıkıntıyı 40'lı 50'li yaşlardan sonra yaşarlar. Bazen böyle diğer bölüm arkadaşlarıyla konuşuruz, özellikle ortopedi ve beyin cerrahıyla. Bize çok hasta yönlendiriyorlar işte, hocam bunu zayıflatma yolumuz var mı diye. Çünkü yükü kaldırmayacak bir iskelet sistemi oluşmuş artık hastalarda ve ciddi problemler var. Artık zayıflama ameliyatlarında ya da işte zayıflama için alternatif yöntemlerden biri de kas eklem bozuklukları. Sadece tansiyon, şeker hastalığı, diyabet değil yani. Ciddi eklem deformiteleri var ve hastaların zayıflamaları gerekiyor. Ve belli bir aşamadan sonra bu hastanın bunu tek başına diyetle yapabilme şansı da yok. Kaldı ki
eklem problemi oluştuğu için spor yapma şansı da yok bu hastaların. O yüzden bu alternatif yöntemler, özellikle endoskopik girişimsel yöntemler daha revaçlı olmaya başladı. Son olarak hocam, izleyicilerimize bir mesajınız bu noktada. Tabii ki rutin olarak sadece hastalıkta gidip hekimle beraber bir araya gelmek değil buradaki amaç. Bir program başında da ifade ettiniz. Japonlar bunu zorunlu hale getirmiş. Biz Türk toplumu olarak da aslında buna yönelmemiz lazım. Yılda bir kez de olsa bir check-up'tan geçirip vücudumuzun son halini hekimler vasıtasıyla beraber değerlendirmek en doğru taraf gibi duruyor. Siz son bir cümle olarak ya şimdi benim her zaman söylediğim şey sağlıkta farkındalık olması lazım. Ben tedavi edici hekimlikten ziyade hep koruyucu hekimlikten yanaydım. Görev hayatım boyunca da bunu hep ön plana çıkarmaya çalıştım. Koruyucu hekimlikte maalesef bilişim çağındayız, internet çağındayız. Bilgi kirliliği çok fazla ama koruyucu hekimlik önemli olan bu. Bu alanda birçok şeyler yapıldı. Burada da işte erken tanı her zaman hayat kurtarıyor. Özellikle ailesel yatkınlığı olanlarda ya da tetikleyici riskleri olanlarda, yani insanlara şunu diyemem. Sigarayı bırakın demek çok kolaydır insanlara. Artık onu demiyorum ben. Sadece şunu söylüyorum. Sigara içiyorsunuz madem, ama bunun da tedbirlerini bir şekilde alın. Sağlık taramasından geçirin. İşte bir akciğer filmidir, bir mide endoskopidir, bir kan tahlilidir yaptırın. Geç kalmadan bunu yakalamak lazım. Bırak demek kolaydır. Ama bırakamıyorsa insanları da yine de bir şekilde sağlığa yönlendirmek lazım. Koruyucu hekimliğin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işte sadece endoskopik işlemlerde değil. Kadınlar için meme hastalıklarından tutun endoskopik işlemlere kadar. Erkekler için akciğer, işte sigara içenlerde özellikle akciğer rahatsızlıklarından tutun yine endoskopik işlemlere kadar. Özellikle birinci, ikinci derece yakınlarında yüksek kanser riski olanlarda mutlaka tarayıcı hekimlik gerekir. Çünkü sonuçlarına üzülmektense baştan üzülmek her zaman iyidir. Çünkü erken yakalanan şeyin tedavi ve alternatif var, ama geç kalınmış şeyde maalesef kimsenin yapabileceği bir şey yok. O yüzden.